Değerli izleyiciler, Covid-19 salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir dönemdeyiz. Herkes evinde kalıyor, eğitimini uzaktan alıyor, evden çalışıyor. Salgından korunmak için işe gidemeyen çok kişi var. Bir yandan akıllarda işimi kaybeder miyim korkusu hakim doğal olarak. Diğer yandan da dijital bankacılık üzerinden kredi almanın yollarını öğreniyoruz. Son iki hafta boyunca bankaların destek paketlerini açıkladık. Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında gelen aflardan, ertelemelerden bahsettik. Sizlerden bu uygulamalar üzerindeki deneyimlerinizle ilgili de birçok geri dönüş aldım. Her birini bu hafta Parasal'a çağıracağım, konuklarla değerlendirip tüm soruları sormaya özen göstereceğim. İşten çıkarmalarla ilgili ilk açıklama otomotiv sektöründen gelmişti. İşten çıkarma yapmayacaklarını vurgulamışlardı. Hatta gerekirse ceketimi, arabamı satarım ama yine de işten çıkarma yapmam açıklaması da yapıldı. Bunun üzerine sektörde de yenilikler oldu. Bazı şirketler bayilerini dijitale taşıdı. Peki bu ne demek? Kredi kartı harcamalarına baktığımızda otomotiv sektöründe harcamalarda azalma görüyoruz. Ancak araç kredilerine bakıldığında aynı durum söz konusu değil. Taşıt kredi faiz oranları %0,94'e kadar indi. Evde kalarak nasıl araç alabiliriz sorusunu Fiat Pazarlama Direktörü, aynı zamanda Alfa Romeo ve Jeep marka direktörü Özgür Süslü ile değerlendireceğiz. Kendisi bize görüntülü olarak bağlanıyor. Ben Nazlı Bolak, Parasal başlıyor. Özgür Bey merhaba. Merhaba. Aslında öncelikle Parasal'a hoş geldiniz. Bu kısa sürede bize bağlandığınız için de çok teşekkür ederiz. Herkesin aklında olan bir soru var. Tabii benim de buna bağlantılı olarak birkaç daha ekleyeceğim sorularım olacak ama yeni bir platform oluşturdunuz. Showroomları, araç satışlarını şu an dijital ortamda gerçekleştiriyorsunuz. Bayilerinizi dijitale taşıdınız doğrusunu söylemek gerekirse. Bize bir süreci anlatır mısınız? Bir satacağınız kişiye nasıl bir iletişim sağlıyorsunuz? Görüntülü mü görüşüyorsunuz? Ve ilgi nasıl oldu? Bunların hepsini sizden dinleyelim. Merhaba. Öncelikle teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilere de sağlıklı günler diliyorum. Görüntülü görüşmeden başlayalım isterseniz. Bu bizim aslında bir seneyi uzun zamandır, bir seneden fazla zamandır üzerinde çalıştığımız bir projeydi. Geçtiğimiz yıl başladık görüntülü görüşme uygulamasına. Nasıl bir uygulama bu? Mobil web sitemiz üzerinden bir buton vasıtasıyla isteyenler en yakın yetkili satıcımızın bağlanarak oradaki bir satış danışmanıyla görüşme sağlayabiliyorlar. Yani aslında bayiye gitmeden fiziksel olarak oturduğunuz yerden bir satış danışmanına bağlanıp, showroom'a bağlanıp araçları inceleyip bilgi alıp satışla ilgili bağlantı yapabileceğiniz bir sistem. Biz buna geçtiğimiz yıl başladık. Bir yıl içinde de yaklaşık 4000 görüşme olmuştu bu kanaldan. Şubat ayı itibariyle. Son dönemde, yani bu koronavirüs salgınından sonra özellikle bu kanaldan gelen çağrıların arttığını gözlemledik. Geçtiğimiz ay bir önceki aya göre %200'ün üzerinde artışlar olduğunu gözlemledik. O yüzden bunu ilk başta pilot bir proje olarak yaklaşık 30 satış noktamızda yapıyorduk. Şu anda tüm bayilerimize yaygınlaştırdık. 71 satış noktamızın tamamı şu anda görüntülü olarak görüşme yapabiliyor. Bunu da 2 Nisan itibariyle sağlamış durumdayız. Hem Fiat markası için hem Alfa Romeo ve Jeep markası için tüm satış noktalarımızda görüntülü görüşme hizmetini sağlıyoruz. Şimdi merak edilen sorulardan biri de şu: bu yaptığınız dijitalleşme ile aslında çalışanlarınıza da bir fırsat katmış. Sesinizi alamıyorum, çok özür dilerim. Şu an duyabiliyor musunuz beni acaba? Özgür Bey? Sesim geliyor mu? Yönetmenimden de konuyla ilgili bilgi alabilirsem. Özgür Bey, beni duyabiliyor musunuz? Peki, Özgür Bey ile sanırım seste bir sıkıntı yaşandı. Burada aslında tekrardan kendisine bağlanacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bu teknik arıza giderine ne kadar üzerinden geçelim. Benim aslında biraz önce Özgür Bey'e sormak istediğim soru şuydu. Herkes evinde kaldı. Evde kalınca evet, hepimiz dijitale bir bakıma saldırdık diyebiliriz.
dijital satışların sürekli parasal programında da değerlendiriyoruz. Satışlardaki artıştan bahsediyoruz. Böyle bir durumda evet istihdam yaratılıyor, dijitale geçildi. Bayi çalışanları şu an dijital ortamda işlerini sürdürebiliyorlar. Bu çok güzel bir haber. Ama acaba böyle bir durumda, böyle bir ortamda işimi kaybeder miyim konusunun ön planda olduğu günlerde gerçekten ihtiyaç kredisi veya ticari krediler dışında araç kredilerine ilgi var mı? Konu kredi mi? Şu an insanlar evinde oturduğu yerden gerçekten düşündüğü şey ileriye dönük bir yatırım olarak ben araç almalıyım diyor mu? Bu soruyu soracaktım Özgür Bey'e. Gelen talepten bahsedecektim. Biliyorsunuz rakamlar da geldi. Rakamlar geldi. Şu an yönetmenimden de bilgi aldım. Özgür Bey ile olan bağlantıya tekrardan bakılıyor. Kendisine geri döneceğiz. Fakat ben sizlere bir iki aslında araştırmanın neticelerinden bahsetmek istiyorum. Şöyle okumak gerekirse otomotiv satış sonrası Ürün ve Hizmetler Derneği bir anket düzenliyor. Bu özür dilerim bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada ortaya çıkıyor ki otomotiv satış sonrasının %49'u evden çalışıyor. %56'sı da vardiyalı çalışıyor. Burada da açılışta da söylediğim üzere otomotiv sektörü çalışanlarını sürekli ellerinden geldiğince işten çıkarmamak için özen gösteriyorlar. Bu anket sonucunda ortaya çıkan önemli bir şeyi paylaşmak istiyorum. Sektörden gelen bir bilgi bu. Muhtasar ve katma değer vergisinin 6 ay ertelenmesine yönelik kararın yedek parça satışı gerçekleştiren firmaları kapsamaması sektörümüzü çok ciddi şekilde olumsuz etkiliyor açıklaması var. Bu çok önemli. KOBİ'ler adına çok önemli bir bilgi. Diğer yandan KOBİ kredilerinin geri ödemelerinin minimum 90 gün ertelenmesi ve KOBİ'ler için yeni bir KGF paketi sunulması ise üyelerimizden gelen öncelikli beklentiler arasında özellikle yer alıyor açıklaması var. Şimdi burada öne çıkan konu şu, evet sektörlere çok büyük destek sağlanıyor. Otomotiv sektörü zaten biliyorsunuz lokomotif sektörümüz. İhracatta özellikle ancak içinde bulunduğumuz durumdan dolayı, korona salgınından dolayı ihracatta da tabii ki de gerileme var. Rakamlar da bunu gösteriyor. Şimdi tüm sektörü ele alacağız. Fakat tüm sektörü ele almadan evvel kısa bir reklam aramız var. Ardından tekrar sizinleyiz. Alkışlar zor günlerimizde yanımızda olarak bize, milletimize güç veren herkese. Zor zamanlarında herkes yanında bir güç arar. Aradığımız o gücü bulmamız ve bu günleri hep birlikte geride bırakabilmemiz için başta kendi sağlıklarından çok bizleri düşünen sağlık çalışanlarımıza, komşusunun alışverişini yaparak yardımdan kaçınmayan gençlerimize, hizmet sektöründe canı gönülden çalışmaya devam edenlere, bankacılık sektörünün vefakar çalışanlarına elinden geleni hatta daha fazlasını yapmak için olağanüstü bir çaba gösteren herkese minnettarız. Cesaretleri, azimleri ve emekleriyle yanımızdaki güç olan herkese teşekkürler. Vakıfbank, yanındaki güç. Senin kök hücre bağışın olmasa umutla bekleyen binlerce hastanın hayalleri de olmaz. Senin gibi yardımsever insanlar olmasa milyonlarca ihtiyaç sahibinin yüzündeki gülümseme de olmaz. Senin eğitime desteğin olmasa okumaya can atan binlerce çocuğun geleceği de olmaz. Senin iyi kalbin olmasa Kızılay da olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Sensiz olmaz. Şartlar ne olursa olsun halk ile bankası birbirinden ayrı kalamaz dedik. Bazı pratik çözümler geliştirdik. Her türlü bankacılık işleminiz için Halkbank Mobil, internet şubesi ve Bank 24'leri kullanabilirsiniz. İnternet şubemiz ve Halkbank Mobil'den EFT ve havale işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik hem Bank 24'lerden hem de diğer banka ATM'lerinden yapacağınız para çekme, para yatırma işlemleriniz de ücretsiz. Temastan kaçınmak için Paraf ile 250 liraya kadar temassız alışveriş yapabilirsiniz. Unutmayın, süreç geçene dek evinizde kalın, sağlıcakla kalın. Alo, kuzum, sesini duydum, daha iyi oldu. Evdeyiz
benim için. Alo anneciğim. Ah oğlum. Evde kalmamız gereken bugünlerde en çok da birbirimizin sesini duymaya ihtiyacımız var. Sen sevdiklerinle konuşmak iste. Türk Telekom'da akşam 7'den sabah 7'ye ev telefonundan şehir içi ve şehirler arası yapacağın aramalar ücretsiz. Hem de hiçbir başvuruya gerek olmadan. Üstelik 65 yaş üstü kullanıcılarımız için bir ay boyunca her yöne 500 dakika hediye. Türk Telekom, değerli hissettirir. Değerli izleyiciler, programın başında, parasalın başında fiyat pazarlama direktörü Özgür Süslü ile bir bağlantı gerçekleştirmiştik. Sesten dolayı denemelerimiz devam ediyor. Ben ikinci konuğuma bağlanmadan evvel kısaca piyasa ve ekonomi başlıklarının üzerinden de geçmek istiyorum. Dolar TL hızlı bir yükseliş görülüyor. Dolar TL'de doların değeri artıyor. 6 lira 80 kuruşa kadar gün içi en yüksek seviyesine çıktı dolar TL. 6.77'den de şu an satışı gerçekleşiyor. Doların artmasıyla beraber haftanın ilk işlem gününde gram altın rekora imza attı ve 357 liraya kadar yükseldi. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco her ayın 5'inde ham petrol satış fiyatını açıklıyor. Koronavirüs ve petrol arzı konusundaki anlaşmazlık yüzünden fiyat açıklaması ilk kez 9 Nisan'a ertelendi. Bugün gerçekleşecek olan OPEC toplantısının Perşembe'ye alınması da buna bir etken. Brent petrol 33 dolarla satışı gerçekleşiyor. Güne de bu seviyede başlamıştı. Küresel piyasalarda iyimserlik hakim ve borsalardaki yükseliş de dikkat çekiyor. Salgının yayılma hızının düşmesi ve ülkelerin açıkladığı önlemler dünya borsalarında yükselişe de yol açtı. Avrupa borsalarında sabah saatlerinde %3 civarında artış görüldü. Borsa İstanbul'da da bir yükseliş var. BIST yükseliş %1.4'ü buldu. Şimdi sevgili seyirciler ikinci konuğuma bağlanacağız. O sırada da Özgür Bey'e de programın ilerleyen süresinde bağlanmaya çalışacağız. Covid-19 salgını otomotiv sektörünü nasıl etkiledi demiştik. Üretim, satışlar ve talep üzerine Otofokus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya ile bağlanıyoruz. Uğur Bey merhaba. Merhaba Nazlı Hanım, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Bizlere parasala katıldığınız için de ayrıca. Evet, gündemde gerçekten otomotiv sektörü şu an çok konuşuluyor. Programın başında da sordum. Sorular aslında biraz da sizin satışlardaki gerilemeye de aslında orantılı sorulardı. Böyle bir süreçte, sizden dinleyelim tabii ama talep, üretim ne oluyor? Nelerle karşılaşacağız? Ve gerçekten şu an sektör bir talep bekliyor mu? Nazlı Hanım bildiğiniz gibi geçen ay Mart ayını otomotiv sektörü 50.008 satışla geçtiğimiz yılın %1.6 üzerinde kapattı. Tabii Avrupa'daki pazarların %70-80 düştüğü bir ortamda bu çok iyi bir netice. Ama tabii bu neticenin bizi aldatmıyor olması lazım. Çünkü bu 50.008 satışın neredeyse dörtte üçü geçmiş aylardan gelen satıştı. Ve Türkiye'de bildiğiniz gibi kriz daha çok bu korona salgını ayın 15'inden itibaren etkisini göstermeye başladı. Yasaklar, sokağa çıkma yasakları, okulların tatil olması ayın 15'inden sonra oldu. Dolayısıyla Türkiye'de bunun etkisini biz daha çok Nisan ayında göreceğiz. Biliyorsunuz otomotiv sektörü yıla çok iyi başlamıştı. Sizinle yaptığımız programda 700 bin adetlere giden bir pazardan bahsetmiştik. Çünkü evet. Ocak ve Şubat ayları son 10 yıllık ortalamaların %2 gerisindeydi sadece. Son 10 yılında satış ortalaması Türkiye'de 800 bin olduğu için beklentileri biz 700 bin adetlere kadar çıkartmıştı. Ancak Mart ayı başlarken de aslında beklentiler gayet yüksekti. 65 bin adetlik bir satış beklentisiyle ayın 15'ine kadar geldik. Ama daha sonra bu koronavirüsün etkisi pazar 50 binde kaldı. Dolayısıyla 15 bin satışı kaybetmiş oldu. Önümüzdeki döneme baktığımız zaman normal şartlar altında bu öngörülmeyen koronavirüs salgını olmasa otomotiv sektörü yılın ikinci çeyreğinde 185 bin adet civarında bir satış yapacağı bekleniyordu. Ama şu anda tahminleri yaklaşık 80 bin adet seviyesine indirdik biz. Dolayısıyla 15 bin Mart ayından 105 binde ikinci çeyrekten düşünürsek toplam 120 bin adetlik bir kayıp yaratacak bu koronavirüsü Türkiye pazarında. Uğur Bey, şimdi küresel bazda baktığımız zaman
Avrupa ön plana çıkıyor. Şirketlerden de teker teker haberlerini de alıyoruz. Önümde de araştırma sonuçları var. İlk etapta yapılan araştırmada otomotiv şirketlerine sormuşlar, ne kadarınız acaba üretime bir müddet bile olsa ara vermeyi düşünürsünüz diye. İlk başta çıkan sonuçlarla ikinci araştırma sonrasında çıkan rakamlar arasında ciddi bir fark var. Bu üretimi nasıl etkileyecek? Bir de sormadan edemeyeceğim. Gerçekten bu soruyu sürekli tekrarlıyorum ama cevabını alana kadar da sanırım soracağım. Şu an evinde oturan herkesten bahsediyoruz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Evinde oturan herkes, sizce şu an otomotiv fiyatlarında bir düşüş olur mu? Çünkü talep az. Ya da şu anki satışlar ile ilgili biraz önce açıkladınız. Beklentilerinizin, hedeflerinizin değiştiğinden bahsettiniz. Şu anki mevcut satışlara baktığınız zaman gerçekten Avrupa'yı da göz önüne aldığımızda nasıl bir manzara çıkacak karşımıza? Şimdi öncelikle otomotiv pazarları tamamen koronavirüsün o ülkedeki etkisiyle orantılı olarak gerçekleşiyor. Avrupa'da geçen ay %70-85 bandında düşüşler oldu. Biliyorsunuz Avrupa'da en çok krizi koronavirüsün etkisi İtalya'da hissedildi. Oradan başladı. İtalya %85 düşüşle geçen ay Mart ayında başı çekti. Yine virüsün çok etkili olduğu Fransa'da %72, İspanya'da da %69'luk düşüşler oldu Mart ayında. Çin'e baktığımız zaman Çin Ocak ayında %20 düşmüştü Çin pazarı. Ama krizin, virüsün etkisinin en yüksek olduğu Şubat ayında Çin'deki düşüş %80 oldu. Dolayısıyla Türkiye'de benzer süreçleri yaşayacak gibi gözüküyor. O nedenle biz Nisan ayı ile ilgili beklentimizi geçen ayın yarısı seviyesine indirdik. Yani geçen ay 50 bin araç satılmıştı. Nisan ayında 25 bin adet civarında bir pazar bekliyoruz Türkiye'de. Çünkü virüsün en ağır etkisini göreceğimiz dönem Nisan ayı olacak. Çünkü Mart'ın 15'inden itibaren showroom trafikleri tamamen durdu diyebiliriz. Talep tamamen durdu. Mayıs ayının da çok farklı geçeceğini tahmin etmiyoruz. Ancak Haziran ayından itibaren kısmen toparlanma olur beklentimiz var. Bu beklentiyle neye istinaden söylüyoruz? Çin'den gelen olumlu haberler bize Haziran ve sonrası için umut veriyor. Çin'de bahsetmiştim size %80'lik bir kayıp vardı Şubat ayında. Evet. Ama izlediğimiz kadarıyla Çin'de bir virüsün etkisi Mart'ın 15'inden itibaren yavaş yavaş dağılmaya başladı kademeli olarak. Ve Mart ayı pazarı henüz açıklanmasa da Çin'de %40'lık bir düşüş öngörülüyor. Yani bir önceki ay %80'di düşüş, Mart ayında %40 bekleniyor. Adet olarak bakarsak da Şubat ayında yaklaşık 250 bin araç satılmış Çin'de. Mart ayında beklenti 1 milyon satış seviyesi. Ha, bir önceki yıla göre yine çok düşük. 1 milyon 900 bin civarında araç satılmış bir önceki yıl Mart ayında ama Şubat'la kıyaslarsak 4 katı bir satış var. Takip ettiğimiz kadarıyla Volkswagen CEO'su, Çin'deki CEO'sunun yaptığı açıklamalar var. Volkswagen Çin'in en kuvvetli markası, yılda yaklaşık 3 milyon araç satıyor. 24 fabrikasının 22'sinin üretime başladığını söylüyor. Showroom trafiğinin %60 civarında geri geldiğini söylüyor. Ve bu ayla ilgili, Mart ayla ilgili beklentileri, dediğim gibi 1 milyon civarında bir pazar beklentisi var. Ve krizin geçmeye başladığına dair çok kuvvetli işaretler aldığından bahsediyor. Dolayısıyla bunlar bizi önümüzdeki dönem için ümitlendiriyor. İnşallah Haziran ayından itibaren yavaş yavaş virüsün etkisinin azalmasıyla pazarın toparlanmasını göreceğiz. İkinci sorunuza geçeyim. Otomobil fiyatları ile ilgili. Şimdi Şubat'ın 20'sinden itibaren virüsle ilgili haberler Türkiye'de yoğunlaşmaya başladı. O dönem kur 6.60'tı. Euro kuru. Biliyorsunuz ithal araçların birçoğu Türkiye'ye Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan ithal ediliyor. Evet. 6.60 olan kur 7.25-7.30 seviyelerine geldi. Dolayısıyla %10'lu bir kur artışı var. Bu kur artışı araç fiyatlarına yansımaya başladı, yansıdı. Şubat sonunda zam yapan markalar oldu. Şubat sonunda yapmayanlar Mart sonunda yaptı. Yaklaşık virüs başladığından bugüne sıfır araç fiyatlarında %5-7 civarında artışlar var. Çünkü euro kuruyla giren bir aracı aynı TL fiyatına satmanız mümkün değil. Mecburen fiyatlar yansıyor. Dolayısıyla fiyatların bir miktar yükseldiğini net bir şekilde görüyoruz Nisan ayında. Kurdan dolayı diyorsunuz. Kurdan dolayı. Bir de tabii
üretimle ilgili de ciddi sıkıntılar var. Avrupa'da ve Türkiye'de neredeyse i̇şte tüm firmalar... Tam bu noktada soracağım Uğur Bey. Şimdi biraz önceki büyük, ismini vermeden söyleyeyim, bir Alman büyük otomotiv şirketinin açıklamasını bizimle paylaştınız. Krizin sona erdiğini söylediğini belirttiniz. Yani en azından o yönlü, daha pozitif, daha olumlu baktıklarını belirttiniz. Tam bu noktada sorum da şu olacak. Neye göre bu krizi acaba sona doğru gittiğini söylüyorlar? Çünkü şimdi kurdaki hareketliliği görüyoruz. Sürekli de parasal programında piyasaları değerlendiriyoruz. Kurdaki hareketliliği görüyoruz. Euro TL'yi baz alıyoruz dediniz. Evet, bugün özellikle çok bir yükselişle haftaya başladı Euro TL. Euro TL'ye bakarız, o zaman fiyatlar artacak. Ama şu an çalışan kişi de olmadığı için üretimde sıkıntı diyorsunuz. Otomotiv sektörü için fiyatların artması önemli. Ona bir şey demiyorum. Kim alacak? Yani bunun bir hesaplaması, bunun bir düzenlemesi yapıldı mı? Bu konuşuluyor mu? Şimdi öncelikle Çin'de kriz bitti demek doğru olmaz. Evet. Krizin 2-3 ay içinde geçeceği, geride kalacağı yönünde Haziran sonu gibi tedirginlik içindeyiz diyor. Birkaç aydan bahsediyor. Hı-hı. Yani satışlar Şubat'a göre 4'e katladı diyorum Mart ayında, ama hala bir önceki yılın neredeyse yarısı seviyesinde. Dolayısıyla Çin'de işler düzeldi, toparlandı. 2 ay sonra da Türkiye'de düzelecek diye bir şey yok. Sadece Hı-hı. Çin'de toparlanmaya dair ciddi emareler gözüküyor. Üretim başladı ve yazın ilk aylarından itibaren geçmiş yıl planlarına gelinecek gibi. Türkiye'de, Avrupa'da Çin'i önce Avrupa bir adım geriden takip ediyor. Türkiye'de onu bir adım geriden takip ediyor. Dolayısıyla benzer sinsileyi biz de yaşayacağız. Önce satışlar çakılacak. Nisan ayında dibe vuracak. Mayıs'ta yavaş yavaş toparlayıp Haziran'da bir miktar daha, ama yılın ikinci yarısında özellikle son çeyrekte bu geriye dönük kayıpların kapatılmasını bekliyoruz. Tabii üretime gelince Türkiye'deki tüm fabrikalar kapandı. Tüm otomotiv fabrikaları kapandı. Kimisi bir hafta, kimisi iki hafta. Evet. Büyük bir markanın Nisan sonuna kadar üretim yapmayacağı haberini aldık hafta sonu. Dolayısıyla Nisan ayı içinde çok fazla üretim olmayacak. Dolayısıyla araç satmak için öncelikle üretmek gerekiyor. Belli bir süre satacak araç da olmayacak bayilerde. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Fiyatlar peki bu dönemde nasıl artıyor diyorsunuz? Sonuçta euro kuruyla giren bir aracın, euronun arttığı bir dönemde fiyatının artmaması mümkün değil. Ben fiyatlar nasıl artacak demiyorum Uğur Bey. Fiyatlar artıyor. Fiyatlar artınca talep daha çok bireysel mi olur, kurumsal mı olur? Biraz aslında sormak istediğim şey oydu. Özür dilerim, yanlış anladım o zaman. Ben, yok, rica ederim. Talebin daha çok bireyselde olmasını düşünüyorum ben. Çünkü kiralama sektörü turizmdeki belirsizliklerden ötürü ciddi manada sıkıntılı bir dönem bekliyor önümüzdeki yaz döneminde. Dolayısıyla riske girmek istemiyorlar diye düşünüyorum stok riskine. Şirketlerin durumu, geleceğe yönelik beklentiler bir hayli karışık biliyorsunuz. Dolayısıyla ben daha çok bireysel tüketici tarafında bir talep olacağını, ötelenmiş talep olacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz Aralık ayından beri satışlar, daha doğrusu stoklar talebe cevap veremiyor. Aralık ayının 5'i 6'sında bütün araçlar bitmişti bayilerde. Ocak Şubat ayında 2020 model araçlar gelemedi. Bunlar Mart ayından itibaren gelmeye başladı ki bu sefer de kriz çıktı. Dolayısıyla sürekli bir talep birikmesi söz konusu. O nedenle ben yılın ikinci yarısından, özellikle son çeyrekten umutluyum. Bu kayıpların büyük ölçüde kapanacağını düşünüyorum. İkinci el araçlarla ilgili böyle bir dakika içerisinde bize son gelişmeleri aktarabilir misiniz? Böyle ikinci el pazarında düşüş sıfır kadar keskin olmayacağını görüyoruz. Ayın, Mart'ın 15'inden sonraki bağlantılara baktığımız zaman sıfır satışları çok ciddi manada düştü talep. Ama ikinci elde az da olsa talep var. Yani sıfır araç kadar etkilenmedi ikinci el araçlar. Dolayısıyla ikinci elde de adetler düşecektir ama sıfır kadar düşmeyecek. İkinci elde fiyatlara gelince sıfır araç fiyatlarının artması kaynaklı ikinci el fiyatlarının özellikle 1 yaşında, 2 yaşında araçların fiyatlarının sıfırdaki yükselişe paralel, onun bir miktar altında yükseleceğini düşünüyorum ben. Ama bir yandan da talebin düşmesi bu artışı bir miktar dengeleyecek. Dolayısıyla ikinci el fiyatlarında hafif yükselişler olacağını tahmin ediyorum önümüzdeki dönemde. Çok keskin değil ama
hafif yükselişler olacak. Zaten yeteri kadar yükselmişlerdi Uğur Bey. Onun da üstüne evet. biraz daha bir artış olursa. Evet, zor bir dönemden geçiyoruz ama sektörün sektörle ilgili ikinci yılın en azından ikinci yarısı ile ilgili pozitif bir izleniminiz olduğunu söylediniz. Bu da çok önemli bir bilgi. Size çok teşekkür ediyoruz Parasal'a katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, evet, Parasal'ın sonuna geldik efendim. Yarın görüşmek üzere ama önce şirket haberlerimiz var.